İki mavi, iki kırmızı alkışlıyoruz. Evet, ilk defa bu kadar güzel bir tablo oluyor bu arada. Dengeyi son 100 metrede sağladık Hamdi Bey. Tamam söyleyeceğim. Tamam. Bu teklifi çok arar, dikkat etsin diyor Hamdi Bey. Hamdi Bey'in yeni teklifi 68 bin lira. Bayağı yükseldi yalnız değil mi? Evet. 60, şu anda algılamaya başladı Kemal. Evet. 68 bin lira teklifi kabul etsin diyenler el kaldırsın. Yok artık. 1, 2, 3. 21 devam et diyor. 3 kabul et diyor arkadaşlarından. Seyircilerimizden kabul etsin diyenler alkışlasın. Kabul etmesin diyenler. Babamıza soralım hemen. Şimdi bu tabloda bence kabul edilmez. Neden kabul edilmez? İki tane kutu seçecek, ondan sonra herhalde evet, son teklif gelecek. Şimdi %50 iki tane kırmızı çıkarırsa boş gider. Ama bir tanesini bir mavi bir kırmızı çıkarırsa gene iyi teklif alacağını düşünüyorum. Şu altı teklifler. Tabii devam ki ben devam etsin diyorum. Annemiz? Devam etsin. Şu an çok riskli. Annem de al der. Ömür yani öyle. Babam devam der, annem al. Hep televizyonda izlerken de tamam alsın işte falan der. Az da yetinmesinebilirim hani çok fazla. Az da yetinmesine. Yani kabul mü etsin? Bilemiyorum. Karar onun şu an riskli. Yani ben ne desem şimdi boş. Şimdi Türkiye şartlarında 68 gerçekten güzel para. Onu iyi dediniz de bir yandan da devam et diyorsunuz. Ha devam et diyorum şu tabloda. Riski az mı diyorsunuz? Yani risk %50. Ama bir mavi bir kırmızı bulursa şu tablodan daha fazla para. Teyzemiz. Valla Şeyma her zaman bir hedef belirlemiştir kendine. Hedefine ulaştığı zaman da tamam demiştir. Şu anda hedefine ulaşmışsa tamam desin. Ulaşmadıysa devam. Yengeme soralım. Yengemiz. Yengem canım benim. Şeyma'ya ben bu yarışmaya katıldığında da söylemiştim. Yani onun için hayırlıysa kazanmak kazansın. Ama onun için hayırlı değilse bunun sonu hiçbir şey de kazanmayabilir. Peki o bölümü anladık. İşte ne yapsın şu anda? Hayırlısını mı yapsın? Yani Şeyma bildiğini okur zaten. O yüzden çok da bir şey söylemek istemiyorum. Herkes boşuna mı konuşuyor? Aynen öyle. Peki. Biz boşuna nefes tükediyoruz ama arkanda dinleyelim. Ya şimdi burada 6 ihtimalin 5'i zaten en kötü şu anki teklifi alacaksın. Yani büyük ihtimal bir mavi bir kırmızı kalacak. 200 binle girersen 70 binli, 500 binle girersen de 110 bin civarı bir teklif alacaksın. Bilmiyorum, benim içime senin mavi ve 200 binle girip 70 binli bir ikramiyle buradan ayrılacağın doğuyor. İnşallah en kötü öyle olur. Bence devam et. Hakan bana Bodrum'dan beri aynı şeyi söylüyor. Hakan bu sene zaten 10'da 9'da falan oynuyor. Evet. Yani 70-75 evet. Bin lira para kazanacaksın bence bu akşam. Furkan. Şeyma burada yani 500 binim var, 200 binim var. İki tane mavi. Ben iki kırmızıyı da bulacağını düşünmüyorum. Değil mi? Bir tur daha devam etmeye değer yani. Değil ve mi? Bu tekliften... Belki daha yükseğine varır. Bu teklifden çok uzak bir teklif almayacaksın. Evet. Yani hiç belli olmaz. Tamam 6'da 1 ihtimal belki ama iki kırmızı da kalabilirsin. Kemal. Hacım Bey ben Hakan'a tersine katılıyorum. 75 değil 110'lu taraftan Şeyma'nın kalacağına inanıyorum. Yani en kötüsü 500 bini son ikiye sokacağına inanıyorum. Ve hiç düşünmemesinden bu turu devam etmesi lazım. Yani iki tane kırmızının olduğu yerde kesinlikle devam edilir. Sorabilirsiniz.
Sorayım mı? Karar verdim. Soruyorum. Sorabilirsiniz. Hamdi Bey'in 68 bin liralık teklifine var mısın, yok musun? Hamdi Bey'e çok teşekkür ediyorum bu teklifinden dolayı ama yokum. Yokum ya! Evet işte en kritik iki kutu şimdi. Sağ tarafı temizledin. 3 Uğur. 10 Kemal. 6 Metin. Hakikaten var mısın yok musun? Çünkü önemli 3 isim buluştu şu anda. Konuşmayan Uğur, konuşan Metin ve olayları bize anlatan Kemal. 3 Uğur, 10 Kemal, 6 Metin. Ya Uğur çok komik. Beni öldürdü bodrumda. Hep bunu anlatıyorum ama beach volley oynarken Siyah abiyle aynı takımda. Siyah abi gel kulağına ışığı saracağım. Gideyim ben gidip kulağına. Siyah abi. Uğur seninle konuşmuş voleybol maçındayken. Hacım Bey. Hacım Bey. Herkes anlar diyor, ben anlayamıyorum zaten de niye bana anlatıp duruyor diyor orada diyor. Bir bana anlatıyor diyor orada. Ama çok komik. Oluyorum onu. Ben maça kendimi çok konsantre olmuştum. Kaptırdım maça beni. Kendini çok konsantre olmuştun, evet. Evet. Yani burada da maçlar çok konsantre. Şampiyon olacağız diye kendimizi o kadar kaptırdık. Efendim? Ki. Şampiyon olacağız diye. Bir tek size yenilmiştik ilk maçta. Ondan sonra kaptırdım kendimi, gittim Süha abiye. Bir anda unuttum yani, böyle gittim diyorum ki Ömer'le oynuyor, Ömer'le oynuyor. Adamlar tam duymuyor. Oğuzhan abini kaybedeceğiz biraz daha zorlarsa. Yok kaybetmeyiz ya, Oğuzhan abi abimiz, çok seviyorum ben. Evet, 3 Uğur, 10 Kemal, 6 Metin. Neden? Ya şimdi şöyle bir şey var burada. Yani senin inandıklarınla benim söylediklerim biraz farklı, o yüzden fazla delirtmek evet. istemiyorum. Yani, ama benimkiler doğru çıkıyor. Seninkiler doğru çıkıyor, katılıyorum. Olabilir. Yani ben senin yanında yarışıyor olsaydım, kaybetmek pahasına bile olsa kesinlikle Uğur'u açtırırdım. Uğur da kırmızı çıkabilir. Ama benim bu kendi isteklerim böyle söylüyor yani. Ondan sonra da Metin'i yükledin. Evet, büyük ihtimalle Metin abi. Ama duruma göre abi, o belli olmaz aslında ama. Eğer Uğur'u çıkarsa evet. dokunmayabilirsin. Evet. Evet. Uğur seni açalım o zaman. Açalım mı? Hı hı.